bizim aradığımız görüntü değil. Ve Azerbaycan aradığı görüntü değil. Azerbaycan evet müzakere masası kurulsun ama bu müzakere masası Dağlık Karabağ ve 7 rayondaki Ermeni'nin varlığının tamamıyla bölgeyi terk etmesi için. Yani işgalin sona ermesi için kurulsun. Şimdi bu düşünce doğru olan düşünce ama şu ana kadar müzakere masalarıyla veya ateşkeslerle ilgili gelen tekliflerin hiçbirisi bu amaca hizmet etmedi. Şimdi bir diğer tarafıyla insani niyet ve maksatlarla ateşkesler ilan edildiği olmasına rağmen ikisi Rusya, Rusya aracılığıyla, birisi Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla hatta Trump bu konuda biliyorsunuz Rusya'nın yapmış olduğu ateşkesler başarısız olunca çok da iddialı bir cümle kurmuştu. İşte ben hemen ateşkesi tesis ederim, kalıcı hale getiririm falan tarzı bir takım cümlelerle beraber yol çıkmışlardı. Ama o da dünkü yapmış olduğu açıklamada büyük bir hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. Şimdi o yüzden hani müzakere masası evet sonuna kadar, yani bunu Sayın Aliyev de defaatle söyledi ama bunların hepsi Birleşmiş Milletler hukukundaki yer bulmuş. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi açıklamış. Bütün yani süreci Ermenistan lehine yürütmüş olsa bile Agit Minsk grubu da aynı şekilde burası Azerbaycan toprağıdır demiş. Ona göre bir müzakere masası kurulması gerekiyor ama şu ana kadar hiçbir müzakere masası ne yazık ki o niyet ve maksatla kurulmadı. Şimdi ortaya konulan çabaların müzakere masasının o niyet ve maksatla kurulduğunu değerlendiriyorum. Ama ne derece kendisini gösterir bunu ancak müzakere masaları kurulduktan sonra yapılan görüşmelerle beraber, oralarda ortaya çıkan iradelerle beraber göreceğiz. Ama bir gerçek de var. Hani söylemek gerek. Azerbaycan ordusunun elde etmiş olduğu üstün başarılar kurulacak olası müzakere masasının bir şekilde Azerbaycan lehine veya tamamını kapsayacak şekilde kurulmasıyla ilgili olasılıkları arttırıyor. Ama bir diğer tarafıyla da şöyle bir risk var. Onu da söylemem gerek. Çünkü hatırlarsınız benim en başta sizinle yapmış olduğumuz programda bunu ifade etmeye çalışmıştım. Şimdi 5 tane rayon. Bir diğer tarafıyla da 2 rayon artı Karabağ. Şimdi buna dair bir cümle kurmuştu Lavrov ve bu beni açıkçası çok huylandırmıştı. Yani 5 tane rayon şimdi size verelim. Kelbecer, Laçin ve bir diğer tarafıyla Dağlık Karabağ Ermenistan'ın elinde kalsın ve bu işi çözelim tarzında bir takım cümleler kurulmuştu. Bu kabul edilemez bir teklif. Ama şimdi oraya doğru geliyor iş. Yani farkındaysanız 5 tane rayonun işte ele geçirilmesiyle ilgili süreç bitiyor. Şu soruyu tekrar sorduruyor bu geçmişteki bu irade beyanı. Bir diğer tarafıyla da hani 2007-29 Kasım'daki o Madrid kriterlerinde de benzer maddeler vardı. İşte Dağlık Karabağ komşu olan alanlar işte bir yol açık kalsın filan. Şimdi bu noktada Azerbaycan ordusunun sadece 5 rayonu değil bunu bilen yani bu hassasiyeti bilen Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'la ilgili bir etki ortaya koyduğunu görmeye başladık. Bu bence son derece önemli ve sevindirici. Çünkü yani Sayın Aliyev de ifade ettiği Şuşa dedi. Yani Şuşa bu işin en önemli taraflarından bir tanesi. Bir diğer tarafıyla işte Hocavent'e girildi. Şuşa ile ilgili bir ilerleyiş kendisini gösteriyor. Daha önce Hadrut bölgesinden zaten Dağlık Karabağ'a girilmişti ve yukarıda daha önce girilen yerler yani su kavuşan ve su kavuşan hemen batısında yer alan bazı alanlarda hakim arazi kesimlerini ele geçirmişti. Şimdi bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu safhada çünkü Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak başkent olarak tanımlamış olduğumuz bölgede Azerbaycan ordusunun etkisinin görülmesi oynanmakta olan oyunları diplomatik oyunlara, masa başı oyunlarını çözecek nitelikteki bir fotoğraf. Karabağ kuşattı bu, diyebiliriz değil mi Azerbaycan ordusu? Yani, hep o haritayı da anlatırken. Yani Laçin koridoruna doğru bir ilerleyiş var. Şimdi Ermenistan askerlerinin ne kadar mücadele alanında zafiyete düştüklerine dair görüntülerde çoğalma var. Yani şimdi bu neyle ilgili? İkmallerini iyi alamadıkları ile ilgili. Yani Azerbaycan ordusu ikmal ve lojistik hatlarındaki ortaya koymuş olduğu etkiyle Azerbaycan ordusunun savaşma
azmini ve iradesini kırıyor. Kabiliyet ve kapasitesini kırıyor. Şimdi bununla ilgili açık alan bir kapı var. Bu kapı da Laçin Koridoru. Şimdi Laçin Koridoru'nu ele geçirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Yani Azerbaycan ordusunun. Eğer burayı ele geçirir, aynı Kelbecer hattından Murov Dağı'nı ele geçirdikten sonra Murov Dağı'nın güneyinden gelen İkbal yolunu kapatması gibi bu yolda kapatmayı başarabilirse ben sürecin çok hızlanacağını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü içerideki yapılar dışarıdan çok kolaylıkla ikmal alamayacaklar. Yani hava yoluyla ikmal alma kabiliyeti ve kapasite olacak. Kapasiteleri, zorunlulukları ortaya çıkacak ki hava yolu böylesine bir savaşta oldukça zor ve yetersiz kalır. Yani çok ciddi anlamda asker var. Çok ciddi anlamda mühimmat sarfiyatı var. Teçhizat sarfiyatı var. Şimdi böylesine bir mücadele karayolunda çok ihtiyaçları var. Şimdi bu korona yolunu Azerbaycan ordusu şu an kapatmaya çalışıyor. Tabii bir yandan da Laçin'i ele geçirmeye çalışıyor. Yani karayolu kapandıktan sonrasında bir hava yoluyla beraber ilerleyiş. Yani hava yolu ne kadar uğraşırsa uğraşsın Nevra Hanım hani yeterli gelmez. Çünkü çok çok yoğun sarfiyat var ve Ermenistan'ın bu konuyla ilgili kapasitesi çok yeterli olmadığını görüyorum. Yani şu ana kadar fark ettiyseniz helikopter kullanımlarının son derece asgari seviyede. Böyle olunca yani yarınki görüşmeler önemli ama bence hani söyleyeyim çok umudum yok. Neden umudum yok? Çünkü irade ortaya koymuyorlar. Neyle ilgili? Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve 7 rayonu terk etmesiyle, işgali sonlandırmasıyla ilgili bir irade ortaya koymuyorlar. Aksine Ermenistan'ın kayıplarını azaltmaya veya durdurmaya çalışan bir refleks ortaya koyuyorlar. Hı hı. Bu karakter şu ana kadar değişmedi. Bu toplantıda değişir mi? Yani buna dair bir emare açıkçası ben görmedim. Evet, görüşmeler var. Bunu Türkiye istiyor. Bunu Azerbaycan istiyor. Ama bunu diğerleri istemiyorlar. Ve şu ana kadar hep ateşkesi bir şekilde çok ilginç bir şekilde yani süreci durdurmak için Azerbaycan ordusunun hızını kesmek için istediler. Ama tabii şöyle bir şey oldu. Yani Ermenistan'da o kadar büyük bir hassasiyeti var ki ateşkesi bozması için. Yani çok kaybı var. Yani hani biz bir ara 6000 diye hesaplamıştık. Şu an 7000'e doğru tırmanmış olabilir. Bu ateşkes ihlalleriyle birlikte, yani ateşkesin ilanıyla birlikte. Şimdi cenaze değişimleri, ceset değişimleri kendisini göstermeye başlar ve Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna verdiği kayıplar deşifre olursa Ermenistan'da kısaca kıyamet kopar. Yani siyasi istikrarsızlık kendisini gösterir ki kendisini göstermeye başladığında ifade etmeliyiz. Çünkü askeri komutanlardan birer birer istifalar, görevden almalar kendisini göstermeye başladı. Evet. Yani emareler kendisini gösteriyor. Bu yaşanmakta olan başarısızlığın Ermenistan'da üretmiş olduğu yansımalar. Ama eğer inanın bu 6-7 bin Ermeni askerinin imhası ortaya çıkar. Bu Azerbaycan ordusunun gün ve gün yayınlamış olduğu silah imhaları kendisini gösterirse açıkçası Ermenistan'da bence büyük bir istikrarsızlık ortaya çıkar. Evet. YouTube kanalımıza abone olun.